Merhabalar. Merhaba. Bugün ne konuşacağız Zeynep'le? Master of None sezon 2. Sezon 2. Hatırlarsanız sezon 1 için bir video çekmiştik arkadaşlar. Aziz Ansari'nin Ellen Yang isimli bir arkadaşımızla beraber yarattığı, yazdığı, yönettiği genel olarak harika bir Netflix original dizisi. İkinci sezonunu yeni yayınladılar. 2 hafta falan oluyor galiba. Yani bana sorarsanız ilk sezonda da çok başarılı bulmuştum ama ikinci sezonda daha da bir aşma durumu seziyorum bu dizide. Evet. Diye düşündük. Aynı zamanda bir Emmy ödülü var bu arada dizinin. Hı hı. 3 tane de Emmy adaylığı var. Ondan sonra çeşitli başka ödülleri var. Yani bir başlayalım yani. Bir konuşalım bu diziyi. Evet. Kaç bölümden oluşuyordu bu sezon? Bu sezon güzel sordun onu. 10 bölüm galiba. Emin değilim ama 10 bölüm galiba. Bunu konuşmuştuk da daha önce. Hay Allah. Hatta 10 bölüm olması lazım bu sezonun. 30 dakikadan oluşuyor bölümler. Evet, evet. Rahatlıkla yemek izlerken izlenebilecek bölümler. Biz de o nedenle hemen bitirdik yani. Hemen bitirdik. Yani bir de çok güzel olmasının da büyük bir payı var tabii. En çok konuşmak istediğimiz dizilerden biriydi son zamanda. O yüzden çok mutluyum şu an. Evet. İlk sezondan ne kadar farklı dersek, ben ikinci sezonu da beğendim. İki sezon başında dizi o kadar gerçekçi geldi ki bana, beğenmiyormuşum gibi geldi. Bunu şöyle değineceğim. Yani hı-hı, bizim nesli o kadar iyi anlatıyor ki, hı-hı, birden hani sanki kendimi izliyormuş ya da hiçbir şey izlemiyormuş. Yani bir kurmaca izlemiyormuş gibi bir izlenim de yarattı bende. Zaten dizi slice of life havası var değil mi? Evet. Öyle bir havası var. Komedi, aynı zamanda drama havası da var. Böyle üçünün harmanlanmış bir versiyonu gibi. Dikkat edersen zaten son zamanda salt komedi pek çekilmiyor. Evet. Dramedi çekiyorlar dramedi genel olarak. Evet. Bu da güzel bir şey bence. Ben seviyorum çünkü zeki komedileri sevdiğimiz için içinde biraz drama da olması derinlik katıyor. Bayağı da başarılı buluyorum yani. Ve dramedi olduğu zaman bizim hayatımıza çok yakın bir tarz oluyor bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii yani, işte yani daha gerçek hayata yakın bir şeye dönüşmeye başlıyor. Gerçek hayattan duyguları, anları yakalayabildiğimizde ben kendi adıma çok bağlanıyorum diziye. Hani bir, çünkü o çok önemli bir şey. Oturup bir odada yazıp sonra bir odada çekmek değil de hayattan pırıltılara denk getirebilmek. Evet, kesinlikle. Yani şey. Neyse anlatacağım, oralara da geleceğim. Biraz temadan bahsedeyim. Dev isimli 30'lu yaşlarda bir arkadaşımız var. New York'ta yaşıyor. Aktör kendisi. New York'taki hayatından kesitler, romantik arayışlarından, ilişkilerinden, arkadaşlık ilişkilerinden, aile ilişkilerinden, çeşitli temalara değinerek sunulan, bazen bölümler temalı bölümler oluyor. Mesela din, aile, gelenek temalı bir bölüm vardı bu sezonda mesela. Ondan sonra eşcinsel bireyler ve aileleriyle alakalı bir bölüm vardı. Ondan sonra yemek temalı bayağı bölüm vardı. Bu şekilde bir slice of life diyebiliriz gerçekten. Yani hani o türlere yakın bir yapım olmuş. Böyle hani bir şey yapmak gerekirse yani modern hayatı temel alıyor ama aynı zamanda çok klasik bir çizgisi de var dizinin. Hı hı. Diye düşünüyorum. Ne açıdan klasik derdin? Şöyle, aslında dizi yapısal olarak sinemadan çok fazla şey almış gibi, hı hı, görüyorum. Özellikle görsel olarak zaten çok başarılı. Onlara geleceğiz ama hani özetlemem gerekirse sinemanın ağırlığını bırakıp görselliğini ve kurgusunu alıp dizinin, TV'nin hafifliğiyle ve neşesiyle ve şeyiyle çok güzel harmanlamış, çok kaliteli bir yapım olarak görüyorum. Hatta bir bölüm New York New York adlı, evet, film gibi çekilmişti. Aynen. Yine 4 hikaye anlatan bir bölümü var mesela. Çok da güzeldi, o bölümü de çok güzel kurgulamışlardı. Böyle efendim. Efendimize söyleyelim. Peki ben şöyle temalara ayırdım kendimce. Hı hı. Görsellik. Görsel olarak dizi sana ne kattı? Neyini beğendin? Yani hoşuna gitti mi mesela ışık kullanımı, ne bileyim, renk kullanımı vesaire? New York I Love You'du filmin adı. Onu düzeltmek istedim. Evet, New York I Love You. Görsel olarak. New York diye o da vardı. O Scorsese'nin mi? Daha eski bir film o. New York.
şarkısı da var ya. New York, New York. Evet, var. Evet. Görsel olarak bana ne kattı film? Evet, yani ne düşünüyorsun görsel olarak? Beğendin mi dizi? Görsel bak, olarak. Film diyorsun bak, o kadar. Görsel olarak güzel, öyle ama çok gözüme çarpan bir şey olmadı. Güzel olması. Yeterli yani, hani kesinlikle. Şey değil. Seni gözüne bir şey çarpmış herhalde böyle ayırdığına göre. Çarptı, biraz çarptı benim gözüme. Sana da haber vermediğine girdim tabii, biraz şey oldu böyle. daha güzel. Daha güzel beni böyle yakalamış konuk oldum. Konuk olarak. Evet. Anlaşıldı. Ama şey sinematik, yani gerçekten dediğin gibi film çekiyor gibi bir hava var. Belki kamerayı ona göre seçmişlerdir belki. Yani zaten one shot herhalde şeyler. Şu tek kamerayla çekiyorlar. Şöyle. Yani Aziz Ansari aynı zamanda yönetmenliği de yapıyor bazı bölümleri. Ve yani dizinin her aşamasında aktif. Çoğu bölümü kendisi Alan Yang ile beraber yazıyor zaten. Müzik seçiminde aktif. Mesela müzik süpervizörüyle beraber çalışıyor. Beraber karar veriyorlar şarkılara. Müzik de çok önemli bir temaya sahip dizi genelinde. Görsellikte benim dikkatimi çeken bazı şeyler oldu. Renk ve palet kullanımı çok güzel mesela. Çok yani sinemadan alıştığımız güzellikte, kalitede ve farklılıkta. Çünkü TV dizilerinde daha çok gerçek hayatı yansıtmaya yönelik daha günlük, filtresiz, daha şey görüntüler, normal görüntülerle karşılaşıyoruz ama bu dizi öyle değil. Onu söylemek gerekir. Sürekli mesela bir kontrast yaratılıyor, ışıklarda yaratılıyor. Hatırlarsan seninle aynı bu Switch'in renklerinde bir mutfak sahnesi gördük. Bir taraf mavi, bir taraf kırmızı ve bunlar bayağı çok uyumlu renkler değil yani. Öyle bir zıtlık yaratılıyor. Mesela setler Arnold, de çok güzel. Evet, setler Arnold'la harika. Devin de evi çok güzel. Arnold mesela, Devin şuradan göstereceğim. Arnold, Devin en dev yakın arkadaşı. Devin dev arkadaşı Arnold. Şey böyle tagline. Arnold mesela, Arnold dizinin başında, bu arada spoilerlar olacaktır ama çok spoiler'ın bir anlam ifade edeceği bir dizi olmayabilir sizin için. O nedenle çok da umursamayabilirsiniz. Arnold'da mesela dev bu resimde şeydeler, İtalya'dalar. İtalya'da mesela işte sokaklar dar, arabalar küçük, ondan sonra skuterler minik, işte Vespa'lar bilmem ne. Dev zaten küçük bir arkadaşımız. Zaten Arnold'la dev kontrastını sürekli oynuyorlardı. İlk sezonda da böyleydi bu. Sarılıyor, dev küçük kalıyor çocuk gibi yanında falan. Bu İtalya bölümünde doruk yapmış artık. Daha sonra Arnold'un evini gördüğümüz sahnede mesela basık bir ev, ondan sonra eşyalar daha küçük ama adam dev gibi bir adam falan. Çok güzel görsel şeyleri oynamışlar diye düşünüyorum. Ondan sonra notlarım kapanmış. Zeynep sen mi yaptın? Sabotaj. Acaba bu görsel kontrastın üzerinden bizim nesilde birçok farklı fikirlere sahip insanların da arkadaş olabilmesini gönderme olabilirim. Özellikle New York çok ele alınıyor. Kesinlikle. Dizide. Zaten çeşitlilik açısından da gördüğüm en kapsamlı dizilerden biri yani. Saymaya gerek yok zaten. İzlediğinizde kendiniz de göreceksiniz. Ve hadi bu grubu da dahil edelim gibi bir hava yok. Çünkü yok. Zaten hepimizin hayatında da olabiliyor değişik kesimlerden insanlar. Sadece onlarla ilgili hikayeler sunuyor gibi görünüyor. Zaten yani başrolde azınlık bir insanın olması, bir Hint göçmeni insanın olması, ailesi Hint göçmeni olan bir insanın olması da buna yeşil ışık yakıyor zaten, çok da bariz yani. Hani bir şey yok, azınlık hissi de yok ama her şeyi çok gerçek bir şekilde konuştukları için tabii ki bu konularda işleniyor. Şimdi gerçek bir azınlık bireyin azınlık konularına değinmesi böyle oluyor işte. Kesinlikle. Mesela hani azınlık olmayan bir birey böyle bir şey yaptığında çok Hollywood bari oluyor. Oluyor, bak değil böyle mi? Olarak gözüne sokuyor falan böyle. Bu böyle değil, hem dinle ilgili bölümde böyle de değil. Ailesinin de evet. Müslüman olduğunu falan görüyoruz. Çok yani çok gerçek bir dizi diyebilirim. Çok o kadar gerçek ki Aziz nerede bitiyor, Dev nerede başlıyor anlamak bazen kesinlikle. Zor oluyor. Yani kendi hayatına çok büyük ilham aldığı belli. Zaten hani 3. sezonun çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili olarak da şey demiş. Yani daha fazla hani New York'ta yaşayıp orada burada yemek yiyip deneyen bir adam olarak daha fazla ne anlatabilirim bilmiyorum. Hani 3. bir sezonu çekebilmek, yazabilmek için artık evlenip çocuk sahibi olmam falan gerekiyor herhalde. Yani yeni bir deneyim yaşamam gerekiyor ki daha fazla kendimi de anlatabileyim. Bu bakış açısını da seviyorum. Hani Netflix bir fırsat veriyor diye bunu sonuna kadar tüketmeye çalışmayan. Aynen, bu mesela dizideki karakteri de böyle.
Değil mi? O da mesela ona da teklif geliyor şovunu uzatmak için ama kalbim burada değil diyor ve evet, gerçekliğiyle açlıktan ölen bir nesil şeklinde. Görsel konusunu kapatmadan önce bir de İtalya kısmına da değinmek isterim. İtalya'da başlıyor dizinin ikinci sezonu. Birinci sezonun sonundan spoiler vermeyeyim ama bir şekilde İtalya'da başlıyor diyelim. İzlemediyseniz çünkü birden başlarsınız haliyle. İtalya'da başlayan bölüm mesela İtalyan sinemasına bir selam çakma durumu var orada. Siyah beyaz, işte hırsız kovalama sahnesi bile var mesela yani. Çok güzel. İtalyanca olan bölümleri var. Ve çok güzel İtalyanca öğrenmiş değil mi? Evet ya, 3 ayda neler öğrenmiş. Hiç sırıtmıyor yani, çok güzel. Ondan sonra yani işte bu görsel ayrıntılar böyle çok kadifemsi bir keyif katıyor bence bu deneyime yani bu. Bir TV dizisi olarak düşünürsek beklemiyorsun. Yani her bölümden kalktığımızda mesela ben sinema filmi izlemiş kadar tatmin olmuş şekilde hayatıma devam ediyorum. Aklımda olan düşünceler devam ediyor vesaire ama görsel olarak da ve müzik açısından da böyle bir his bırakıyor yani bende. Ya kısa filmcikler gibi her saniye özen göstererek çekmişler. Kesinlikle. Onu hissettiriyor. Çok büyük bir özen işi yani, bu belli. Hı hı. Görsel konusunda başka söyleyeceğin bir şey yoksa? Yok canım. Müzik konusuna gelmek isterim. Evet. Müzik konusunda bir düşünceniz var mı? Ben konuşayım siz mı? Siz başlayın önce. Bence önce. Bence de. Çünkü benim listem var. Ben müzik duymadım bile. Yok yok, duydun, hatırlayacaksın sen de konuştuğumuz zaman. Çünkü sen de söyledin bana. Şimdi Zack Covey adlı bir müzik süpervizörü var dizinin. Yani adının bir önemi olduğundan söylemiyorum ama kendisinin bazı fikirleri var. Şimdi dizi için öngördükleri şey, Aziz Ansari de bu arada müzikle çok ilgilenen, dinleyici olarak ama çok ilgilenen bir insanmış. Bu Zack arkadaşımız bir DJ aynı zamanda ama müzik endüstrisinde de 20 senedir çalışan bir arkadaşımızmış. Şimdi amaçladıkları şey üçünün, Alan Yang, işte Aziz Ansari ve Zack'in, Zack bizim Zack, Zack oldu. Amaçladıkları şey New York Sound'unu yansıtabilmek dizide. Yani New York çok kült. Yani birçok açıdan çok kült. Değil mi? Ve odaklandıkları şey belli bir tarz veya janra değil. Tamamen iyi müzik, kötü müzik arasındaki ayrımı yapmak ve iyi müziği öne çıkarmak. Arada sırada komik ve eski trackler duyuyorsunuz mesela. Belki 90'larda büyüyen insanların çocukluğundan hatırlayacağı. Şimdi bizim yaş skalamız Aziz'le çok tuttuğu için aynı yaşta falan sanıyorum. Çok yani bana hitap eden bir soundtrack oldu bir kısmı. Bir kısmı da daha eski şarkılardan oluşuyor. Şey istemişler, Woody Allen filmlerindeki o New York havasını ve o zamansızlık mı denir ona, timeless olma, zamansızlık şeyini bir şekilde buraya da müzikle yansıtmak istemişler. O nedenle mesela sadece modern müzik koysaydık 5-10 sene sonra gülünç olacaktı gibi de düşünmüşler bir yandan, bunun ayrıntısında düşünmüşler. O nedenle mesela İtalya'da geçen bölümlerde önce ilk bölüm mesela, o çok klasik İtalyan sineması gibi olan bölümde 60'lar İtalyan müzikleri çalıyor. Bir sonraki bölüm yine İtalya'da geçiyor. Bu sefer 80'ler İtalyan diskosuna geçiyorlar vesaire. Daha sonra birden New York müzikleri, beğendikleri DJ'lerin çalacağını düşündüğü müzikler vesaire gibi bir toplamaya geçiyorlar. Bu da çok güzel yani, müzik çok sırıtmıyor. Yer yer çok gözünüze batabiliyor ama kasıtlı bir şekilde batıyor. Bunu da çok güzel yapmışlar diye düşünüyorum ve yani hiç rahatsız olduğum ya da yani izleyici olarak dikkatimi kötü yönde çeken ya da keyif almadığım bir müzikle alakalı sahne de olmadı. Evet, bravo. Bravo fikirlerinizi. Teşekkür ederim. Alkışlamak istiyorum. Çok mersi. Çok mersi. Ben de seyirci olarak şunu diyorum. Öyle güzel bir müzik yapmışlar ki diziye. Dizinin önüne çıkmamış. Şahsen ben çok dalgın bir izleyici değilimdir ama hiç müzik duyduğumu hatırlamıyorum. Bir tane şarkı hatırlatacağım o zaman sana. Son lütfen. Bölümdeki dans sahnesini ve şarkısını hatırlayacaksın. Bir onu hatırlıyorum çünkü orada yedirdiler sahneye, çünkü o çok güzeldi. Evet, orada bir şarkının sözünü çevirme gibi bir şeyler vardı. Şimdi New York'la ilgili bir şey demek isterim. New York'ta, Türkiye'de işte Bodrum gibi, İstanbul gibi çok kullanılan
bir ortam. Yani Evet. New York üzerinden çok Tabii. sanat üretiliyor. Ama yani Fazla dünyanın kullanılmış bir en büyük ortam metropolü bence. falan yani. Ama her kullanım güzel olmuyor. Bu kullanım güzel olmuş. Ben şeye herkesin hani, ay bu çok overrated falan deyip bir şeyleri bırakmasına da çok ısınamıyorum biliyorsun. Ben overrate'imi kendime göre karar veriyorum. Evet O evet. nedenle yani şey değil ama riskli bir adım Kesinlikle. yani New Kesinlikle. York üzerinden gitmek. Ama New York'ta yaşayan bir adam kendisi ve kendisi gibi insanlarla ilgili bir şey yapıyor. O nedenle New York'u Kesinlikle kullanmak evet. zorunda Yani güzel yani. kullandıklarını düşünüyorum. Ben de senin dediğin gibi çok sevmem. Özellikle mesela bu işte İstanbul takıntısıdır, ne bileyim New York takıntısıdır. Bunların biraz abartıldığını düşünüyorum zaman zaman. Ama özellikle müzik açısından New York çok önemli olduğu için, hani hip hop açısından da çok önemli olduğu için 90'larda, 80'lerde çok güzel kullanıldığını düşünüyorum o açıdan. Ve hani baymıyor, hani sürekli bir New York, New York diye gözüne sokma durumu yok. Zaten modern insan olarak bunlar bizim çoğumuzun paylaştığı temalar. Aha, yani metropol demek belki daha doğru yani, özellikle New York değil ama belki metropol hayatıyla alakalı bazı noktalar olduğu belki daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Böyle Central düşünüyorum. Park'a bile gittiler Ha tabii sonbaharda. ama yani şey tabii, bir New York sevgisi işte, Ama müzeler bilmem ne güzel falan. güzel yansıtmışlar. Ben Evet. sevmem değil, ben severim öyle belli bir ortama ortaya Yani şey şey yok merkeze koyan ama. yerleri. Ama risk yani, çünkü kötü olsa kötü Tabii ki patlardı. ama böyle ay New York senin için ölüp bitiyorum tripleri yok yani. Benim sevmediğim şey odur bunlarda genelde, anladın mı? Yani bir böyle şehre tapınma durumu. Evet. Başka? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yorumlarımıza mı geçelim? Olur. Yorumlarımıza geçelim. Daha bir de sormak isterim. Mesela seni en çok etkileyen, en çok hoşuna giden bölüm diye bir Bölüm. şey geliyor mu aklına? Beni en çok etkileyen Ben de bölüm. düşünmedim, bir düşüneyim. Beni en çok etkileyen bölümü olaylar üzerinden gideceğim. Çünkü hangi bölümdü tam olarak hatırlayamayacağım Önemli diyeceğim. Sen galiba. olayını söyle. Yeterli bence. Evet. Şimdi spoiler olarak Spoiler geliyor, evet. şimdi şey var. İzlemediyseniz kapatmak Zaten bizim isteyebilirsiniz videolarımız her arkadaşlar. zaman izlenim de desek analiz ve her zaman spoiler olduğunu da belirtiyoruz. O nedenle yani Ya genelde spoiler oluyor yani, ya oluyor ister yani, istemez. yapabilecek bir şey yok. Sohbet ediyoruz çünkü. Yakın bir arkadaşıyla birden birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlıyorlar karşılıklı. Onu fark ettiği sahne beni çok etkiledi. Çünkü şimdi bu diziyle ilgili benim en sevdiğim şey oyunculuk. Aziz'in oyunculuğu, çünkü çok gerçekçi bir oyunculuk. Büyük olasılıkla zaten o oyunculuğu yansıtmak için kendi hayatından benzer bir izlenimi Evet. hatırlıyor da olabilir yani. Çünkü çok gerçekçi izlenimler. Hepimizin zaman zaman yaşadığı şeylerdir eminim. Mesela kim çok da doğru olmadığını düşündüğü bir ilişki yaşamadık ki mesela, hani yani hemen hemen hepimizin yaşadığı duygular, Aziz'in dizide duyduğu duygular ve onları yani çok çok gerçekçi oyunculuk beni çok Evet. etkiledi Kesinlikle. Aziz'deki. Arkadaşları da tabii ki yani zor roller diye değil, çok gri roller, çok ortada roller. Zaten dizinin bütün olayı o. Bizim nesil çok arada kalmış bir nesil, çünkü her şey elimizin altında. Ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar gibi her şeyden her şeye koşuyoruz. O da olsun, bu da Master of None, olsun. değil mi? Evet, Jack of O all senin trades, dediğin gibi. master of none. Yani her şeye bir elimizi Ha. bulaştırıyoruz ama hiçbir şeyin Elimizden uzmanı falan. olamıyoruz. Her şey geliyor ama hiçbirinin Böyle ustası değiliz yani. ortada Gibi bir. kalıyoruz. Ve hayatta da bizim nesilde çok gördüğüm bir şey yani. Ne bir şeyi çok seviyorsun, ne nefret ediyorsun ve birazcık bir akışına bırakmışsın kendini gibi. Tabii genellemeler Gerçi her ama zaman hype şeyinde de yaşıyoruz bir yani. Çok seviyorum deyip ama bu sefer 2 hafta sonra başka bir şeyi çok ucu. seviyorum'a Gerçek dönüşebiliyor. sevgi olarak da Evet. görmüyorum onu Evet. açıkçası. Evet. Öyle Öyle olmuyor düşünmemiştim. maalesef. Derin değil yani. Derin Evet. değil yaşadığımız şeyler çok Evet, çok fazla eskisi kadar. şey. Evet yani her şey önümüzde olduğundan, çok seçeneğimiz olduğundan diye düşünüyorum ben bunu. Ama bunları hani eleştiri olarak, kötü bir şey olarak da demiyorum. Durum bu sadece. Bu neye yol açar, neye yol açmaz, bunu gelecekte geriye dönüp görebiliriz anca. Ama bu oyunculuk beni çok etkiledi. Yani orada o kızken, kız Azize
olumlu mesaj attığında o sizin hali. Ve o mesajın içeriği bence mükemmeldi yani, bu kadar iyi olabilirdi. Şimdi bahsetmeyeyim ama izleyenler belki düşünür bunun üzerine. Çok çok akıllıca bir yeniden kullanımdı. Bir repliğin yeniden kullanımıydı. Çok da güzeldi. Evet, kesinlikle bu işte Mesrom'dan olayı çok şey. Aziz bulmuş bu dizinin adını ve Alan Yang bir süre istememiş. Skripler belli olana kadar çok ısınamamış bu isme ama sonra herhalde o da doğru yolu görmüş diyelim yani. Ama şöyle diyeyim, ben dizinin başında anlamadım tabii ki, birçok insan niye böyle bir adı var bunun, evet, falan gibi. Hani diziyi izlemeden önce adı bana çekici gelmedi. Diziyi izledikten sonra adının nedenini anladım ve çok hoşuma gitti. Yani bu prodüktörler için ne kadar olumlu bir şey, kabul etmişler olumlu herhalde ama yani. Yani işte bu bir gönül işi yani, çok belli, tamam mı? Hani çok kişisel bir iş ama çok da evrensel bir iş aynı zamanda ve çok güzel bir ürün çıkmış ortaya. Yani gerçekten benim izlediğim en iyi dizilerden bir tanesi Mesrom'dan, açıkça söyleyebilirim. Hiç Aziz Ansari'nin, yani ben sadece işte Parks'taki rolünden biliyordum, Parks and Recreation'daki. Hani öyle bir karakter, tabii karaktere göre şey yapmamak lazım, yargılamamak lazım ama ya aklıma gelmezdi bu adamda bu kadar derin bir şey çıkaracak potansiyel olduğu. O da benim öngörüsüzlüğümmüş yani. Ama inanılmaz güzel bir gönül işi yani, bu kadar dürüst ve dürüst dediğim şey de değil böyle. Hani bazı akımlar vardır işte, küfür kullanımı, ne bileyim, daha açık şeyler, açık bir gösterimle sunulan şeyler, müstehcen, bilmem ne. Hani bunlarla değil, gerçek anlamda içsel sıkıntılarımızı güzel bir şekilde yansıtmış. Yani ve çok doğru bir şekilde yansıtmış. Yani karakter de mükemmel değil mesela. Hani karakterin mimiklerinde görüyorsunuz kendinizi zaman zaman. Yani evet, o arada kalmışlığı, o mükemmel olmamayı karakterde görebiliyoruz gerçekten. Aynı bu mimiği ben de yapardım dediğin şeyler oluyor. Oluyor, mutlaka oluyor. O dinle ilgili bölümden bir örnek vermek istiyorum. Hı-hı. Şimdi kendisi Müslüman bir aileden geliyor. Hı-hı. Ailesi de şey, modern bir hayat yaşıyor ama şeyde, ibadetini de yapıyor. Ama dev o kadar umursamıyor yani, yeni nesil o kadar, yani teraviye, evet, gideyim, oruç tutayım falan istemiyor. Ama ailesini kırmamak için yapıyor bir, evet, yandan da. Ailesinin de diğer akrabaları hani kötü görünmemek için yapıyor yani, yaptığını falan. Yaptığını söylüyor daha doğrusu. Yaptığını söylüyor. Gözlerine şey yani. Hani gidecektin, aileyle, gidecektin neredeyse, evet, namaza hani, yani. Aileyle arada kalmışlık şey vardır ya hani, aileyi de idare edersin falan gibi bir şey. O da hepimizin yaşadığı şeylerden. İşte arkadaşı neydi? Deniz. Deniz. Deniz diyor, niye böyle yapıyorsun oğlum, hani söyle ailene falan. O da Deniz'i diyor. De gösterir. Deniz'i de göster tabii. Tam makarna yiyormuş bizimki. Evet. Deniz diyor ki, Deniz de eşcinsel bir karakter. Mesela sen ailenle dini günlerde kiliseye gidiyor musun? Gidiyorum ama o farklı falan diye lafı kıvırıyor. Aslında şey hepimiz ailemizi üzmemek için olduğumuzun farklı davranışlarda bulunabiliyoruz. Değişmiş olmamıza rağmen değişmedik biz hala. Evet. Çocukken yaptığımız şeyleri yapıyoruz, evet, beraber gibi. Yani işte. Yani hepimizin görebildiği şeyler. Kesinlikle. Yani. Çok empati kurulabilen durumlar hep yani. Evet. Ve insanı içine dönüp düşünmeye de zorlayan bir dizi o açıdan yani. Zengin bir dizi. Bu temasal zenginlik de yani tema açısından gerçekten çok zengin bir dizi. Hani birçok sosyal soruna da değiniyor ama böyle şimdi bu sosyal soruna değinelim hadi bakalım falan ders gibi değil. Ama değiniyor yani ve farkına varıyorsunuz. O açıdan çok zengin bir dizi. Kesinlikle. O da yani çok büyük bir derinlik katmış bence diziye. Aziz'in kişisel görüşlerini de oradan birazcık görüyoruz diye düşünüyorum. Bazı açılardan ne tarafta durduğunu. Ki ben çok beğendim kişisel görüşlerini genel, evet, olarak yani. Çok olması gerektiği gibi. Evet, farkındalık sahibi bir dizi yani gerçekten ama... Aynı zamanda bir sanat eseri de derim yani. O kadar da güzel hazırlanmış ve çekilmiş bir dizi. Beni şey biraz daha mutlu ederdi. Biraz daha olumlu şeyler. Çünkü çok acı var. Ama minik minik acılar. Ama çok gerçekçi olduğu için. Şimdi diziyi geri dönüp hatırladığımda böyle burukluk hissediyorum. Çünkü buruk bitiyor bölümler.
Yani evet. Yani biraz daha mutluluk olsa. Ama ben buna katılmıyorum. Bence çok gerçekçi bu açıdan işte yani. Gerçekçi de. Yani mesela hatırlarsanız bir sahne vardı 3,5 dakika süren. Arkadaşımız bu insanın duygularını anlıyor. İşte Zeynep'in çok beğendiği sahnede buydu zaten. Takside giderken takside gidiyor. Tamam mı? Sessiz bir şekilde 3,5 dakika takside gidiyor. İşte ağzını sıvazlıyor, düşünüyor, bir şeyler yapıyor. Oyunculuk çok güzel zaten. Mesela bir Hollywood filminde vesaire olsa işte taksiyi durdurur, dön, geri dön der, bir şey olur. Hiçbir şey olmuyor bunun sonucunda. Bu mutsuzlukla o gün gidiyor, evinde uyuyor. Yani bu hani gerçekçi bence ya. Bence çok güzel. Yani hayatın kimse için mükemmel olmadığını da çok güzel şey yapıyor, sunuyor dizi. Mesela Arnold'un hayatına baktığın zaman ne kadar neşeli, kendinden emin görünüyor. Ama eski sevgilisinin düğününde o bile ne kadar kıskanıyor. Sahip olduğu şeyle mutlu olup olmadığını bilmiyor. Yani hepimizin yaşadığı şeyler bunlar aslında, eski ve yeni. O yüzden de işte bu modern şeyleri, kaygıları, endişeleri, kaygıları daha zamansız, zamanı olmayan, zamansız deyince şey oluyor böyle aniden olan falan gibi. Zamansıza ne diyebiliriz daha çok acaba? Ebedi gibi bir şey mi? Zamandan bağımsız diyeyim. Daha zamandan bağımsız endişelerle, duygularla birleştirmesi bence bir klasik yaratmış yani bu şekilde. Evet, dediklerine hemfikirim ama hepsinin üstüne işte biraz daha hayatta da olumlu pozitif şeyler var. Olsun. Onun da olumlu şeyleri ama var. Ama pozitif çok ayrıntı da var dizide yani. Var da genel olarak ben diziyi olumsuz hatırlıyorum geri döndüğümde. Olumsuz bitiyor diye belki sezonlar. Yani çok da olumsuz bitiyor mu ikinci sezon? Şimdi spoiler olması çok fazla ama emin de olamıyoruz. Yani bir burukluk var ama dizide, onu diyorsun. Yani şöyle istediği şey, yani istediği şey olmuyor. Ya tabii çok gerçekçi bunları tamamen olumlu yorumun paranteziyle söylüyorum da. İstediği şeyler olmuyor. Ama bir yandan da zaten istediğimiz şeyler her zaman bizim için iyi olan şeyler değil. O nedenle onun olmayan istediği şeylerin olmaması daha iyi olacak onun için, ama görsel olarak izlerken, değil mi ya, onu kastediyorum. Evet. Yani büyük olasılıkla zaten X ilişkisinin yürümemesi, olmaması onun için daha iyi olacak. Ama, evet. Ama izlerken o an acıklı, bak o sahne var ya 3,5 saniye evet. Dediğin. Ben onu böyle izledim. 3,5 dakika saniye keşke, değil keşke ama. Saniye. Hayır, çünkü nasıl böyle ağzım açık falan izledim. Sonra da bir 5-10 dakika etkisi devam ettiği yani, anası sahneydi, nasıl sahneydi diye. Ama çok etkileyici. Çok gerçekçi olmuştu. Tek etkilenme nedeni o yani. Çok yani gerçekçi. Dizinin geneli zaten böyle çok gerçekçi. Bu mikro şeyler, hayal kırıklıkları gün içinde bir suratı düşüyor böyle mesela. Görüyorsunuz orada, tamam mı? Küçücük bir suratı düşüyor. Yapıyor. Yani işte ilişki kurma, insanlarla, kadınlarla ilişki kurmaktaki zorlanmaları, ya kadınlarla alakalı olmasından falan değil olayın. Tamamen şey yani. Hani dating olayının zorluğu. İletişim. Falan. İletişim bir insanla zorluğu. Temas kurmanın zorluğu. Hem evet. Büyük şehir, hem yani iş, yaş. Beklentiler. Yani çok şey yani. Gerçekçi şeyler mesela şimdi. Kim 30 yaşında sevgilisi yokmuş da sevgili bulmak kolaydır, bir insanla tanışmak, anlaşmak, bulmak falan yani kolaydır. Yani bir de özellikle derin yani. Bir karakter olduğunu düşünürsek hani çok yüzeysel bir şey de aramıyor gerçekten. Birazcık bağlantı kurabileceği birini arıyor gibi. Hani yüzeysel başlasa bile tabii ki öyle bir şey değil. Bilmiyorum, çok yani gerçekten tam bir gönül işi ve izlemeyenlerin de izlemesini mutlaka öneririm yani. 3 mutlaka ile. Neyi sevmedin? Neyi sevmedim? Kısa olmasını sevmedim. Yani bir 3 bölüm, 4 bölüm daha isterdim açıkçası. Yani sevmediğim bir şey yok diziyle ilgili. Ben yani evet, hani 100 üzerinden 100 de sevdim ben bu diziyi. Peki ya da çok etkisi altındayım, şu an aklıma gelmiyor benim. Peki hangi karakter gereksiz? Bak, hangi karakter gereksiz sorusunu bana döndürdüğün için teşekkür ederim. En sevdiğim evet. Sorudur. Gereksiz karakter Arnold değil, Dennis değil, Rachel artık pek yok değil, Francesca değil çünkü bir rol oynuyor ama ben Francesca şeyinin hikayesinin biraz daha derinleşebileceğini düşünüyorum. Hani Francesca'yı çok tanımıyoruz çünkü,
Ama yine de iyi bir karakter bence. Sağlam yani. Yerinde duran bir karakter. İtalya'da çok az zaman geçirdik o yüzden. Evet. Şef Jeff olur. Yani çok durum komedisi olduğu için bir karaktere gereksiz diyemiyorum tam olarak. Oynadığı bir görev var yani. Bir de yani ya, bölümler kısa, sezon kısa, hiçbir karakter böyle şey olamadı yani. Babası sıkacak komik bir hale gelemedi. Yok evet. Babası yani zaten komik, annesi de öyle. Karakterlere ayrılan süre az olduğu için yok bence gereksiz bir karakter. Bence yok, abartıyor ya. Bir iki sezon daha çekebilir evlenmeden. Bir sezon daha çıkar bence de. Çıkar yani evet. Meslekle ilgili hani şey olabilir. Çok çalıştığını göremedik. Onu bir ikna ederler umarım. Yani ederler umarım. Umarım devam eder. Eğer devam etmezse de hani öyle uygun görüyorsa tabii devam etmesin ama Aziz Ansari'nin yazar ve ondan sonra yönetmen olarak yapacağı her işin takipçisiyim bundan sonra. Bir numaralı takipçisiyim. Evet siz de bizim gibi Aziz'i seviyorsanız Aziz'i sevmiyorsanız bile. Aziz sevmiyorsanız değil. Aziz'in hani stand-up şovları da var. İzlemek istersin. Sevmiyorsa niye izlesin? Ben onu demeyecektim. Ben takip edin diyeceksin sandım. Ha yok sen onu demiştin. İzleyin ben diyeceksin. Yok. Ben Netflix'te izlemiştim zamanında ama Amerika Netflix yani. Bilmiyorum. Güzel mi stand-up olur ya? Ben sevmiyorum stand-up. Fena değil. Stand-up. Stand-up işte. Güzel. Yani şey değil. Çok derin değil tabii. Ha, o kadar stand-up kültürü olan bir insan değilim. Aziz diye izlemiştim. Güzeldi. Cool. Evet, bence benim sevmediğim bir şey var mı? Kendime döndüreyim soruları. Pardon ben sormuşum. Benim sevmediğim şey kısa olması diyebilirim. Çünkü insanın tadı damağında kalıyor gerçekten. Evet bu bir. İkinci soru. Gereksiz karakter konusunda senin ne hemfikirin? Evet. Yok gibi. Evet gereksiz karakter yok çünkü zaten çok az zaman var. Daha çok çeksin. Evet yani hani yeterince tanıyamadığımız karakterler var ama o kadar da değil yani. Zaten çok az göründükleri için. Bir şey sevmemiş olabilirim. Francesca'nın nişanlısını çok tukaka ettiler. Ama o da normal bir insan yani sonuçta iş gezisine geliyor. İşi için heyecanlanıyor. Yani o ilişki belki o ikisi için yolunda gitmiyor olabilir ama bu adam berbat, sıkıcı bir adam diye bir şey değil. Adamın işi için oraya gelmiş adam yani. Adam işinden bahsettiği için. Adamı çok iş için ama orada. İş toplantısı zaten ona gittikleri de. Arkadaş o yanındakilere distribütör falan. Belki de öyle bir yani. Belki de adam öyle biri. Yani biraz fazla sığ yansıtmışlar sanki belki adam. Belki sığ bir adam. Buna kadar sığ insan yok mu yeryüzünde? Olabilir de yani genelde o ilişki kötüye gittiler de hep bir tarafı çok kötü gösteriyorlar ama. Ama kadın ne dedi? Kadın ilişkiden bahsederken take for granted yapmaya başladı dedi evlenme sözü geçtiğinden beri. Yani adamın bir negatifliği var orada zaten tamam mı? Evet. O yüzden de hani çok ayrıntılı yaklaşmaması kadına o da mantıksız değil bence. Diziyi de böyle savunurum yani. Çok basit geldi. Bana hiç basit gelmedi. Hayatta böyle insanlar var. Çakışıyoruz. Okay. Devamı gelemeyecek. Bu kadar. Bu kadar. Çünkü. Evet benim de bu kadar. Peki önerir misin diziyi? Öneririm. Öneririm. Önerirmiş o zaman. Ben de öneririm. Ben önermiştim zaten. Bir daha öneriyorum o zaman. İşte böyle arkadaşlar. İzlemenizi öneririz. Hoşçakalın deriz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.